Merhaba web teknoloji takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Casper Via V9'un kutu açılışını yapıyoruz. Casper Via V9 henüz piyasaya çıkmış bir telefon değil. Casper'la bilenler bilir, sosyal medya üzerinden böyle tatlı atışmalarımız vardı. Onlar da sağ olsunlar bize piyasaya çıkmadan telefonu gönderdiler. Biz de telefonu bir kutu açılışı yapalım dedik. Telefonu Temmuz'un ilk haftasında veya işte en fazla ikinci haftasında piyasada olacağını söylediler. Kutu açılışına yavaş yavaş başlayalım. Şimdi kutunun üzerinde yazanlar şöyle 8 çekirdek, Gorilla Glass 3, 13 megapiksel arka kamera, 2 GB RAM diyor. 4G destekliyor diyor. Metal şık tasarım diyor. Aslında telefonla başlamayalım hatta. Şöyle telefonu kenarıya kaldırayım. Kutu içeriğine bir bakalım. Şurada çeşitli uyarılar var. Kulaklığını görüyoruz. USB kablosu var veri aktarımı için ve adaptörüyle birlikte şarj edebilmek için. Kulaklığın uçları size küçük geliyorsa veya büyük geliyorsa değiştirebilmeniz için yedek uçlar var. SIM kartı çıkartmamıza yarayan alet var. Ayrıca bir de bakıyorum tahmin ettiğim şey olması lazım. Aynen. En küçük sim karttan varsa size onu büyütebilmeniz için bir adaptör koymuşlar. Bu da gayet şık bir hareket olmuş. Şahsen benim sim kart en küçüklerden. Buna nasıl takacağım diye kara kara düşünürken bunun içinden çıkması gayet sevindirdi. Garanti belgesi var tabii ki de. Ve son olarak zannedersem son değilmiş. Altından sürpriz çıktı. Bir kullanım kılavuzu var. Böyle ince bir kitapçık yapmışlar. Buradan da çık çocuğum, çık evladım ha. Bir adet kılıf geliyor, telefon kılıfı geliyor. Bu gayet güzel düşünülmüş bir ayrıntı. Zira telefonun kılıflarını her yerde bulamayabiliyorsunuz. O yüzden Casper sağ olsun burada bizi düşünmüş. Hiç kılıf aramakla uğraşmayın demiş. Biz kutunun içine koyarız demişler. Şöyle doğru takıttım. Aynen. Güzel şeffaf da bir kılıf yollamışlar. Kutu içeriği bu şekilde kenarıya kaldıralım. Şimdi telefonun özelliklerine geleyim. Hakikaten ince bir telefon yapmışlar. 6.4 mm bir kalınlığı var ki günümüz akıllı telefonları için oldukça iyi bir rakam olduğunu söylemeliyim. Telefonun ekranı 5 inç 720p bir çözünürlük sunuyor. Üst tarafında kulaklık girişini görüyoruz. Şöyle arkada 13 megapiksellik kamerası, onun yanında flaşı ve mikrofon görebiliyoruz. Şu alt tarafta IMEI numarası yazıyor. Umarım bizdeki test ürünü olduğu için burada IMEI yazıyordur. Piyasaya çıkacak ürünlerde bunun yazmamasını bekliyorum şahsen. Casper logosunu görüyoruz. Ses açma kısma tuşları bu tarafa yerleştirilmiş. Güç düğmesi var burada. SIM kart slotu ve micro SD kart slotunu görüyoruz. Alt tarafta veri aktarmak ve şarj etmek için olan USB var. USB girişimiz. Onun hemen yanında mikrofonu görüyoruz ve en sağ tarafına da sağ alt tarafına hoparlör yerleştirilmiş. Ön tarafına da bakalım. Şöyle bir yandan da telefonu açayıp durayım. Ön tarafında kamerası var. Karşı tarafın sesini duyduğumuz Aize ve güzel olan taraflarından bir tanesi şurada flash var. Yani gece selfie çekiyorsanız bu flash hayatınızı kurtaracaktır. Telefonu ilk defa açıyorum. Hemen bu kurulum kısmını hızlıca atlayayım. Sağında sonunda neler var bunlardan bahsettik. Dediğim gibi ana kamerası 13 megapiksel, ön kamerası 5 megapiksel. Telefonun MediaTek 6752M işlemcisi olduğunu söyleyelim. Mali T760 grafik işleme birimi var ve 2 GB da RAM var. Kendi dahili depolaması 16 GB. Şu an için kaç GB'a kadar microSD kart desteklediğini bilmiyorum. O yüzden bunu tam incelememizde zaten belirtiriz. Android Lollipop'la birlikte geliyor. Şöyle benchmark da kurduk AnTuTu'yu hemen başlatalım. Evet, telefon AnTuTu'dan çıktı. 42.441 puan aldı. Gayet iyi bir puan olduğunu söylemeliyim. Şurada da görebileceğiniz gibi. Cihaz bilgilerine gelelim. Gördüğünüz gibi AnTuTu'da az önce söylediğim bilgileri bize sıraladı. İşlemci modeli MediaTek 6752M. Grafik işlem birimi Mali T760. Ve alt tarafta da belleği görüyoruz. RAM'i görüyoruz. 2 GB RAM var telefonun. Şunu da belirteyim hemen, Casper'ın arayüzü gayet güzel olmuş. Hani böyle her tarafta Casper, Casper, Casper deli gibi yazmamışlar. Hani birkaç tane ufak tefek size yardımcı olacak uygulama yükleyip arayüzü olabildiğince sade bırakmaya çalışmışlar. Ancak Android'den alıştığımız hani böyle uygulamaların sıralı olduğu ekran yok. Hani bütün her şeyi ana ekrana toplamışlar. Biraz iOS'e benziyor o açıdan. Kolay alışabileceğinizi düşündüğüm bir arayüz bu.
Gayet de kullanışlı ve sade. Casper Via V9'a ufak bir kutu açılışı yapmış olduk. Özelliklerine de baktık ufaktan. İlerleyen günlerde de detaylı incelemesi gelecek. Videoya like atmayı unutmayın. Casper Via V9 ile ilgili aklınıza takılanları da yorum kısmına yazın. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook adreslerimizden takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'dan da takipte kalın. Başka bir incelemede, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.